Fonem Tekstil İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1996 yılından bu yana atkı, bere, eldiven, şal ve diğer aksesuar promosyon mamulleri üretmektedir. Firmanın günlük üretim kapasitesi 6 ila 8 bin arasındadır. Fonem Tekstil ürünleri hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarlanmakta, ayrıca çeşitli yabancı ülkelere ihraç edilmektedir. Fonem Tekstil firma sahibi Murat Koca, firmanın kuruluş hikayesini mikrofonlarımıza anlattı. Fonem Tekstil 2000 yılında kurduk ama ondan öncesi vardı. İşte 1996'da bu işte bere işine başladık. O zaman amatörce yapıyorduk biz bu işi. Birkaç yıl böyle yaptıktan sonra bu işin daha kurumsallaşabileceğini, tam bir sektör olduğunu fark ettik. Evet. O zaman Fonem Tekstil kuruldu. Bir iki yıl sonra Fonem Tekstil faaliyetine tam anlamıyla başladı. Evet. Tabii o dönemde çok ciddi bir şekilde şey vardı, bu uzak doğudan ürünler geliyordu Türkiye'ye. Onlarla rekabet etmek gerçekten mümkün değildi. Orada alternatif ne olabiliriz diye baktık. Ve onun alternatifini üretmeye başladık. Başarılı olmaya başladı. Ve ağır ağır büyümeye başladı. İlgi çekmeye başladı ürünlerimiz. Bu da bizim daha da kendimizi geliştireceğimizi gösterdi. İyi bir noktadayız şu anda. Moda aksesuarı deniyor bunlara. Atkı bere eldiven imalatı yapıyoruz. Hem Türkiye'de tabii ki köklerimizi attık. Şimdi gerçekten dünyanın birçok ülkesine ürün gönderiyor. Özellikle Asya ülkelerine ve Orta Doğu'ya. Ciddi bir şekilde ürün sevk ediyoruz. Şu anda da malum tam soğukların olduğu dönem, kışın olduğu dönem çok ciddi bir şekilde bir tempoyla çalışıyoruz. Bu şekilde bu noktaya kadar getirebildik. Piyasanın desteği, bizim öngörülerimiz iyi bir noktaya geldi. Günlük olarak yaklaşık 10 bin adet mal üretebiliyoruz. Evet. Bu tabi modeline göre değişebiliyor. Yani altıya düşebiliyor, yükselebiliyor. Tabi yükselebiliyor ama ortalama 8 ile 10 bin arasında kesinlikle mal üretilebiliyor. Firma ürünlerinde kaliteden ödün vermeden üretimlerini sürdürmektedir. Taviz verilmeyecek şey her sektörde olduğu gibi bizde de geçerlidir. Yani gerçekten kaliteden ödün vermeyeceksin. Evet. Hedef kitlerini belirledikten sonra o kitlenin ne istediğini iyi tespit edip ona yönelik ürünlerini üreteceksin. İkincisi kadronu çok önemli. Gerçekten eğitimli kadro ve kurumsallaşmak. Bunlar birbirine o kadar bağlı ki. Evet. Yani kurumsal olmasan diğerlerini yapamazsın. Kaliteli yani ödün verirsen kurumsallaşamazsın. Evet. Bu üç ayak üzerinde belki başka da vardır. Şu anda aklıma gelenleri söylüyorum. Evet. Bunlar gerçekten olmazsa olmaz koşullardır. Yaptığın işi gerçekten de seveceksin. Çok severek illa berez olalım demedik belki, aksesuar yapalım demedik belki ama girdiğimiz zaman işi sevdik. Evet. Hayat bizi o noktaya getirdi, biz de işimizi gerçekten severek yapıyoruz. Bunu hem müşterilerimiz biliyor hem tedarikçilerimiz biliyor işimizi severek yaptığımız. Evet. Bu da ürünlerde de kendisini hissettiriyor. Tabii bu güzel bir şey yani onun bir de hani insan bir emek verir böyle yorulur, terler, oturur. Onun karşılığı geldiği zaman da insan ayrı bir haz duyar, evet. Keyif alır. Bu keyfi yaşıyoruz yani. Murat Koca konuşmasında TOKİ'lerin KOBİ'ler için de projeler üretmesini talep etti. TOKİ her sektörde inşaat yapıyor. Yani köprü de yapıyor, daireler yapıyor, ihtiyaç gideriyor, çok da faydalı işler yapıyor, bu belli. Bu KOBİ'ler için de bir yer düşünülebilir. Yani sanayi bölgelerimiz var. Bu sanayi bölgeleri adam almış, yatırımını yapmış, yıllarca arsa orada boş duruyor, bir işe yaramıyor. TOKİ bunu çok iyi bir organizasyonla, böyle hani 100-200 metrekareler değil, en az 500 metrekare ve bunlar katmerli olarak yükselecek. Adam isterse 5000 metrekare, isterse 3000 metrekare. Evet. TOKİ bunu işte KOBİ'lere belli bir ücret karşılığında satacak ve onu rahat bir şekilde de onun şeyini toparlayacak. Bunda umarım böyle bir şey değerlendirilir. Bu çok ciddi bir sorun. Fonem Tekstil hem yurt içi hem de yurt dışı fuarlarına katılarak müşterilerinin talepleri doğrultusunda çalışmalarını devam ettirmektedir. Yurt dışı fuarlarını ziyaretçi olarak katılıyoruz, geziyoruz.
oralarda insanlar ne yapıyor? Sadece biz miyiz bu işi yapan? En güzelini biz mi yapıyoruz? Evet. Oraya gittiğimiz zaman bakıyoruz ki daha güzelini yapabiliriz. Bunları sık sık yapıyoruz. Türkiye'de işte fuarlara katılıyoruz, ürünlerimizi sergiliyoruz. Tabii bu bir Ar-Ge'den öte ama burada da bir faydası oluyor sana. Yani evet, müşteri ne talep ediyor senden? Ona göre ne yapabilirsin? Evet. Bu böyle. Bu noktada bir hedef çıkıyor önüne senin. Bu hedefte de ne yapabilirim? Yani Ar-Ge'mi yaptım, oluşturdum, bir ihtiyaç söz konusu. Ne üretebilirim, ne yapabilirim, markamı nasıl sürekli hale getirebilirim? Bu noktada bir planımız, bir projemiz var aslında. Yani bunu da yine tırnak içinde söyleyelim. Evet. Bir Fonemi Sokağı diye bir hayalimiz var bizim. Fonemi Sokağı tamamen aksesuar ürünleri. Yani atkısı, beresi, çantası, ne varsa modayı en iyi takip edecek şekilde ne varsa bunları yaparaktan gerçekten bu işi imalatçıların yapabilmesi ve bu biz olmak istiyoruz bu noktada. İsmi hazır. Altyapısını da oluşturabilirsek bunların böyle de bir hayalimiz var. Bu da bizim ileriye dönük bir projemizdir. Murat Koca tüketicilerin ürün alırken dikkat etmesi gereken hususlara değindi. Tüketici aldığı ürünlerde içeriğine dikkat etmesi lazım. Gerçekten eğer ürünün içinde etiketi yoksa tabii ki dikkat edecektir. Sonuçta bu petrole dayalıdır bir bölümü. Bir bölümü hayvansal ipliklere bağlıdır, yündür filan işte. Bellidir yani bunlar nereden çıkacağı. En sağlıklısı zaten bildiğiniz gibi yündür bunların. Evet. Bu içerikler düzgün bir şekilde okuyacaklar, dikkat edecekler. Ha ben şu ürünü almayın, şunu almayın demem. Öyle bir şey ayıp olur. Ama tüketici aslında yani sadece ürün güzeldir diye bakmamalı. Gerçekten evet yani tabii ki içindeki içeriğine bakmalı. Bu noktada da şu da çok önemli. Türkiye'de sadece tüketiciye her şeyi bırakmamak lazım. Gerçekten Türkiye'de gerekli kurumlar denetlemeli. Yani bir ürünü üretiyorsan orada bir sorun varsa mesela bunların testleri yapılmalı. Test şeyleri etikete koyulmalı. Bunlar yapılmıyorsa hani bunun ağır ağır bir yaptırımı olmalı. Ki Türkiye'de bu artık ciddi bir şekilde var. Yani gerçekten ben gidip COSGAP'te ücretsiz testimi yaptırabiliyorum. Yani ya da bir ipi aldığımız zaman firmadan onun test sonuçlarının belgesini isteyebiliyoruz. Evet. Aynı şekilde onlar da böyle. Bunu daha çok tüketici dikkat edecektir. Fakat işte bu kurumlarda yani Türkiye'de de bu tarz ürünlerin satılmaması gereken ürünler varsa yasaklanacaktır. Yapılmamalı yani. Tüketicilerimiz aldığı ürünün gerçekten verdiği paraya değiyor mu değmiyor mu bununla kıyaslayacak tamamen. Evet. İşte çocuklarını özellikle çocuklara gerçekten ürün alırken daha dikkatli olacak. Biz de daha dikkatli ürün üreteceğiz. Evet. Bu tamamen böyle bir şeydir. Murat Koca ayrıca programımız aracılığıyla yeni yıl mesajı verdi. Yeni yıla da bütün insanlık yani hayata gülerek başlasın. Umarım herkes hayalindeki, düşlerindeki hedeflere kısmen de olsa bir adım atmış olsun. Hayırlı olsun diyorum. Yani hem bize hem Orta Doğu'ya. Yani Orta Doğu biraz karışık. Üzülüyoruz, korkutuyor bizi. İnsanlar gerçekten hayata bir şekilde tutunsun. Bunu istiyoruz. Yani inşallah öyle de olur yani. Fonem Tekstil firma ortağı Turan Koca ise üretim aşamalarında ekibimizden Mehmet Savaş'ın sorularını yanıtladı. Yaklaşık 20 civarında bir makinamız var dikimle ilgili. Tabii ütüsü, dikimi vesaire hepsini topladığınız zaman yaklaşık bir 20 tane makinamız var. Bize iplik olarak gelir, atkı, eldiven, bere olarak hazırlanmış, paketlenmiş olarak toptan piyasaya çıkar. Yani az giyime hazır bir şekilde piyasaya sunarız. Evet. Yaklaşık bir 8-10 bin civarında günlük üretimimiz oluyor. Yetkililerden de talep nedir? Üreticiye biraz daha destek olunmasını, ne bileyim bir takım sıkıntılar illaki herkes dile getiriyordur. Bizim de en ciddi sıkıntımız yerdir. Evet. Yani tabii ki olunuyorsa, olmuyorsa da kendimiz kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Son olarak Fonem Tekstil Halkla İlişkiler Sorumlusu Nurşen Bilge'nin yeni yıl mesajını aldık. Fonem Tekstil'de halkla ilişkilerden sorumlu müdüremiz Nurşen Hanım'la beraber. Nurşen Hanım'ın bir sloganı var. Bunu halkımızla paylaşmak istiyor. Buyurun Nurşen Hanım. Yüzünüzden gülücük, başınızdan şapkanızı eksik etmeyin diyorum. Hepinizin yeni yılını kutluyorum.